Saatler, günler, haftalar, aylar, yıllar su gibi akıp geçiyor. Kullu atin karib. Her gelecek yakındır. Enbiya suresinde de Rabbimiz insanların hesabı yaklaştı. İnsanlar bunun şuurunda, bilincinde değil der. İnsanlar bizim huzurumuza gelme hadisesini çok uzak görüyorlar. وَنَرَاهُ قَر۪يبًا Oysa ki biz de çok yakın görüyoruz. İslam bilginlerine göre ilk insandan günümüze 62 bin yıl geçmiş. Bakın bir miladi yılın daha sonuna geldik. Bütün servetimizi döksek bir saniyesini bile geri getiremeyeceğimiz ömür gidiyor. 100 yıl yaşayacağını zanneden, düşünen insanın ömrüne yemin olsun ki insan mutlaka zarardadır. Pekala ya Rabbi, bu zarardan kurtulmanın bir yolu yok mudur? Bir adamın imanı varsa, Rabbisini bulabilmişse, hayatın amacını ve gayesini anlayabilmişse, o adam hariç buyurdu Allah'ımız. İman edenler hariç. İman edenler de zarardadır. İnandığı gibi yaşayanlar hariç. İnanmak yetmiyor. Sadece ben Müslümanım demek yetmiyor. Ya öyleyse inandığın gibi yaşayacaksın. İnandığı gibi yaşayanlar da zarardadır. Salih amel işleyenler hariç dedi Allah'ımız. Salih amelin tarifi ne? Yapacağınız şey Allah'ın emrine uygun olacak. Bir şartı daha var. Resulullah'ın uygulamasına uygun düşecek. Çok önemli bir şartı daha var. Nedir o? Şurası, şuradaki amaç, gaye, hedef, niyet Allah'ı memnun etmeye yönelik olacak. Eğer Allah'ın rızası değil de Ahmet desin, Mehmet görsün, amirim bilsin, şurada bulunursam karşılığında şöyle bir dünyalık elde ederim gibi bir amaç girdiği anda o da salih amel olamıyor.